Merhaba sevgili öğrencilerim, eğitim, öğretime devam. Aslında bir de öğretim kaldı, öğretime devam. Sizin için bir konu belirledim. Konu nüfus grafikleridir. Genelde eskiden daha çok kullanılırdı soru olarak ama son zamanlarda biraz azalsa da yine sorulabilecek bir yerdir. Ve diğer nüfus konularıyla da aslında bağlantısı vardır. O yüzden bunu seçtim size. Tabii ondan önce bilmemiz gereken bazı özellikler var. Nedir o? Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı. Onu da şöyle yapıyoruz. 0-15 yaş arasındaki nüfusa biz genç nüfus ismini veriyoruz. Bir de hep bir yanlıştır. Siz sakın o yanlış yapmayın. Böyle çocuk nüfus demeyin. Genç nüfus. Çocuk nüfus diye bir ayrım zaten coğrafyada yok. Genç nüfustur. Aynı zamanda bağımlı nüfus da olur. Genç bağımlı nüfus. Neden? İşte bunlar öğrencidir, yaşları küçüktür falan, üretmeyen sınıf olduğu için öyledir. 15-64 yaş arasındaki nüfusa ise biz olgun nüfus ismini veriyoruz ya da çalışabilecek yaştaki nüfus ismini veriyoruz. İkinci ismi dikkat, çalışabilecek diyor, çalışan demiyor. Çünkü bu yaş grubunda herkes çalışıyor diye bir şey yok. Zaten çalışanlarla aktif nüfus, çalışmayanlarla işsiz ya da pasif nüfus adı verilmektedir. Ve 64 ya da 65 yaş üstü nüfusa ise biz yaşlı nüfus diyoruz. Bunlar da bağımlı nüfustur. Çünkü büyük bir kısmı emeklidir zaten. Yine üretim sınıfının dışında olur. Bizlere, üretimlere bağlı olan emekli nüfustur bunlar. Bunlar bunlar. Şimdi burada ne işi var bunlar? Ona bakıyoruz. Şimdi nüfus bıraktığımız kalıp olarak böyle bir sevgili öğrenciler. Yani bunların birbirinin bir sonraki dönemi olarak düşünün. Yani bu birinci safha, bu ikinci safha, bu üç ya da dördüncü safha olarak düşünün bunları. Şimdi bir ülke var. Bu ülkenin yaş gruplarına göre dağılımını yaptığımız zaman piramidi düzgün bir piramit ya da üçgen olduğu zaman biz buna diyoruz genişlemiş ülke. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılıma baktığın zaman, tabii bunun orijinalinde şurada insanların sayısı verildi, 1 milyon kişiydi. Bu ülkenin nüfusunun büyük bir çoğunluğu nerede? 0-15 yaş grubunda. Çünkü piramidin tabanı geniş, yani buradaki nüfusun sayısı fazla. Bunun anlamı şudur, bu ülkede doğum oranı fazla. Genç nüfus oranı fazla. Yaşlı nüfus az. Yani ölüm oranı da fazla. Olunca böyle bir gelişme ne diyoruz? Gelişmemiş ülke. Örnek verecek olursak Afrika'daki pek çok ülke bu ülkelerin sınırlamasına girer. İşte Angola, Kenya, Somali, Nijer, Moritanya, Mali, işte Asya kıtasından Moğolistan, Afganistan, Güney Amerika'dan Guyana gibi ülkeler bu sınıflamadadır. Ama yine söylüyorum, bu piramide baktığımız zaman bundan doğum oranı fazla, ölüm oranı da fazla. Nüfusun büyük bir çoğunluğu da 0-15 yaş grubundaysa biz buna ne diyoruz? Gelişmemiş ülke diyoruz. Tabii ki bu ülkenin kaderi bu mu olacaktır? Bu mu olmalıdır? Eğer bu iki numara bunun bir sonraki dönemi olarak düşünürsek, ülkelerin uygulamış olduğu nüfus politikaları ve yapmış oldukları ekonomik politikalar sonucunda bu ülkede bir şeyler değişirse, bu hale gelirse, hemen şunu göreceğiz burada. Piramidin daralan kısmı neresinde taban kısmı daralıyorsa, bunun doğum oranı ne yapmıştır? Azalmaya başlamıştır. Burayı da kıyasladığım zaman yine piramidin uç kısmını 64 yaş üstüne oluşan grubun biraz daha arttığını görürüm. Yani ölüm oranı da azalmıştır. Yani artık bu ülkede
da bize bir bu ülkenin gelişmekte olan bir ülke olduğunu göstermektedir ki Türkiye'nin nüfus piramidi buna benzemektedir. Gelişmekte olan ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii uygulanan politikalar devam ettiği sürece, özellikle ekonomik politikalar devam ettiği sürece sevgili öğrencilerim, ülkenin dolayısıyla nüfusunun yapısal özellikleri de değişecek ve 3 numaralı piramide dönüşecektir. Buna da aslında arı kovanı denir. Yani hemen hemen her yer aynı. Baktığımız zaman nüfus piramidinin tamamı oldukça dar. Yani burada genç nüfus oranı az. Doğum oranı az. Baktığımız zaman 64 yaş üstü grubun da oldukça fazla olduğunu gördüğümüzde bunun yaşlı nüfus oranı da fazla. Yani ölüm oranı da az. Bundan ilerlersek yani gelişmemiş bir ülke zamanla, tabi buradaki zaman bayağı bir zaman olarak çıkacak karşımıza. Neye dönüştür? Dönüşmüştür. Gelişmiş bir ülke. Önceden genç nüfus oranı oldukça fazla, doğum oranı oldukça yüksek, nüfus artışı yüksek, ölüm oranı fazla, yaşlı nüfus az olan bir ülke. Zamanla doğum oranının oldukça az olduğu, ölüm oranının az olduğu ve yaşlı nüfusun fazla olduğu bir ülkeye dönüşmüştür. Buna ne diyoruz ama gelişmiş ülke diyoruz. Tabii sevindirici bir haber. Gelişmekte olup gelişmemiş ülkeden gelişmiş bir ülkeye dönüştür. Umarım bir gün biz de böyle oluruz. Bu trenine sahip oluruz. Tabii her zaman buna avantaj olarak bakmayınız. Şimdi burada bir piramit daha var. Bu da çan şeklinde bir piramit. Bunu da baştan söyleyeyim. Bu da gelişmiş bir ülke. Yalnız evde dikkat ederseniz bununla bunun arasında epey bir fark var. Bunun bu piramide neresi geliştirdi tekrardan? Tabanı geliştirdi. Yani gelişmiş ülke ama doğum oranı artmış. İşte buradan daha çok soru sorarlar bize sevgili öğrenciler. Artık buraya doğru döndüler. Bu ülke ne oldu da buna doğru dönüşecek? Bunun orijinal yazılışta şöyle dedi. Doğum oranını arttırıcı politikalar izleyen gelişmiş ülkede. Bir daha söylüyorum. Doğum oranını arttırıcı politika izleyen gelişmiş bir ülkedir. Örneğin Kanada. Örneğin Fransa. Almanya gibi gelişmiş ülkelerin bu sınıftadır. Peki niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Neden? Yani böyleydiler, buna dönüştüler ama tekrardan doğum oranını arttırmaya çalışıyorlar. Buradaki amaç ne olabilir? Asıl işte bunu sorarlar. Sorduklarında şöyle diyeceksiniz. Bu piramidi incelediğiniz zaman gelişmiş ülke piramidleri doğum oranı oldukça az. Yani genç nüfus oranı az. Yaşlı nüfus oranı fazla. Eğer doğum oranı bu şekilde seyrederse bırakın nüfusunun artmasını, yaşlanmasını, ileride bu ülkenin nüfusu azalacak dedi. Nüfusunun büyük bir bölümü hangi grupta olacak? 64 yaş üstünde. İşte böyle gelişmiş ülkeler, öyle 2-3 yıllık politikalar izlemezler. 50 sene sonrasını, 100 sene sonrasını düşünürler. Derlerdi biz böyle gidersek bizim çalışacak genç, dinamik bir nüfusumuz kalmayacak. Hep yaşlı olacağız. İşte böyle orada iki tane çözümleri vardır. Birincisi dışarıdan göç almaktır. Ki 1960-70 yıllarında Almanya dışarıdan göç almıştır ama nedeni bu değildi. İkinci Dünya Savaşı'ydı. Ya da diğer Arap bölgeleri gibi dinamik nüfus. Ama şimdi onu da tercih etmiyorlar. Bence de doğru yapıyorlar. Şunu diyorlar. Nüfusumuzu arttıralım. Onu da nasıl yapacaklar? Doğum oranını yükseltir. Peki burada yaptıkları çözüm nedir? İşte çocuk başına para vermek, kadına
şekilde anlatacağım. Ama mevzu şudur. Bu ülke zamanla çok yaşlanacak olduğu için, nüfusu hatta azalacak olduğu için, ileriki dönemlerde sıkıntı yaşamamak için çalışacak adam lazım, nüfus lazım, onu ortadan kaldırmak için bir politika izler. Politikası da nüfusunu arttırıcı politikadır ama gelişmiş ülkedir. Ve nüfusunun piramidi çan şeklinde bir piramide dönüşmüş olacaktır. Yani bir ülke bu gelişmemiş ülke piramidinde oraya doğru dönebilir. Tekrar yazmaya kalkarsam bunları. Mesela buraya Nijerya yazabilirim. Ayrıca bunlar. Bu Türkiye olabilir. Biz zaten bütün kaynaklar buraya Türkiye'yi de yazarlar. Buraya Avrupa'dan bir ülke yazalım, meşhur olsun, hadi İtalya olsun. G8 ülkesidir ama bugün başına gelenler Allah göstermesin, umarım bizim memleketimizde öyle şeyler olmaz. Bunu gidelim yazmıştım ama tekrar yazalım, yine oradan bir ülke yazalım, Fransa'ya yazalım. Bu ülkeler bu şekilde sıralarda belirler. Tabii ki video üzerinden anlatıyoruz, daha uzundur bunlar, başka konularımız da var. Ama şimdilik nüfus piramitlerini anlatıyorum size. Şimdilik bu kadar sevgilerim.